Evet, PTT'nin buharlaştığı iddia edilen 2 milyon doları yine gündem oldu Meclis GİT komisyonunda ve bu konuyu yakından takip eden CHP'li isim sevgili izleyiciler Deniz Yavuz Yılmaz da sordu tabii bu paralar nereye gitti diye. Çünkü ortada ne para var ne de altın var, bu konunun üzerinde de özellikle duruluyor. Paranın altın alımı için özel bir şirkete aktarıldığı da teftiş raporlarına yansımıştı, bu şekilde ortaya çıkmıştı. Yavuz Yılmaz tabii sordu ve sonrasında da Yavuz Yılmaz'ın sorularına PTT Genel Müdürü Hakan Gülten yazılı bir cevap vereceğini söyledi. Bu konuyla ilgili soruşturma açtınız mı? Süreç nasıl devam ediyor? Bu parayı nasıl tahsil edeceksiniz? Sürece dahil olan genel müdür ve genel müdür yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, daire başkanı, her kimse, her kimlerse onlarla ilgili nasıl bir işlem başlattınız? Soruların nedeni PTT'nin buharlaşan 2 milyon doları. KİT komisyonunda yeniden gündeme geldi. PTT'nin altın alım satımı işi için özel bir şirkete aktardığı 2 milyon dolar paranın buharlaştırıldığını tespit ettik. 9 Ağustos 2018 PTT ile AG isimli şirket arasında altın alım satım işi için protokol imzalandı. Amaç PTT'nin yurt içi ve yurt dışında altın ticareti yapmasıydı. Sürecin başlangıcı böyle. Protokol imzalandıktan bir gün sonra teminat dahi alınmadan 2 milyon dolar şirketin hesabına aktarılıyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz teftiş raporunu kaynak gösterdi. Bu şirketin Ziraat Katılım Bankası ortak hesabındaki para aynı bankada hesapları bulunan bir kısım şirket yöneticileri tarafından amacı dışında cari işlemlerde kullanılıyor. Bu tespit ediliyor. Paranın 1,5 milyon dolarlık kısmı şirket kasasına nakit çekiliyor. Raporda yazanı söylüyorum. Yani 2 milyon dolarlık ödemeye rağmen ne altın alındı ne de ticareti yapıldı. Komisyonda PTT'nin Genel Müdürü Hakan Gülten, kayıp para ve olmayan altın nerede sorularına yazılı cevap vereceğini söyledi. Teftişi ben başlattım. Yargıda çıkacak sonuca göre gereken yapılacak dedi.